Program açarken de söylediğim üzere yani Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez işgale uğradı. Bu ifade yanlış değildir, değil mi? Sıkça bu yönüyle çıkıyor. Onun için Sayın Bertay, Kursk neresi? Önemi ne? Ukrayna Kursk'a nasıl girdi? Ve bu gelişmeden sonra savaş bölgesinde sahada son durum ne? Evet, aslında yani birkaç soru ve çok geniş kapsamlı birkaç soru var. Yanıt vermeye çalışacak olursam, isterseniz önce sahadaki durum ne? Onunla şöyle kısa şekilde başlayalım. Sahadaki durum dersek bunu aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, kara savaşlarındaki durum. İki, hava savaşlarındaki durum. Kara savaşı derken de başlıca iki ana cephe olarak düşünebiliriz şu anda. Bir, Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus toprakları, yani Kursk ilinin batı bölgeleri. İkincisi ise Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna toprakları ve özellikle Donbas bölgesi. Karadaki çatışmalar bu şekilde. Şimdi Kursk'taki duruma bakacak olursak, Ukrayna 6 Ağustos tarihinde oraya ani bir baskın düzenledi. Bunun anlam ve önemini birazdan daha ayrıntılı şekilde konuşuruz ve gerçekten Rusların beklemediği bir saldırıydı. Çünkü Ruslar daha ağır birlikleri ve tankları vesaire, ağır silahları başka bölgelere kaydırmış durumdaydılar. Yani özellikle Kursk noktasından bir saldırı pek beklenmiyordu. Dolayısıyla saldırının, özellikle Ukrayna'nın saldırısının ilk haftası o nedenle biraz hızlı şekilde gelişti. Fakat şu var. Ukrayna'nın bu saldırısındaki başlıca amaçlardan biri Rusya'nın Ukrayna'daki taarruzunun hızını kestirmekti, durdurmaktı ve Rusya'yı Ukrayna'daki kuvvetlerini başka yerlere kaydırmak zorunda bırakmaktı. Peki bu konuda başarılı oldu mu derseniz Ukrayna hayır, şu ana kadar bu konuda başarılı olmuş değil. Çünkü evet, Rusya bazı noktalardan asker çekti, fakat bu Kharkov ilinin kuzey bölgeleri, yani Rusya'nın 10 Mayıs'ta oraya düzenlediği bir kısmi taarruz vardı. Oradan bir miktar kuvvet çekmiş. Biraz Zaporojye ilinden, yani Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Zaporojye ilinin %70'ten fazlası şu anda Rus işgali altında bulunuyor. Oradan bir miktar kuvvet çekmiş. Fakat Donbas'taki ilerlemeyi hiçbir şekilde ne pahasına olursa olsun Rusya durdurmak istemiyor. Ve şeye gelecek olursak, yani Ukrayna'daki tabloya gelecek olursak, Donbas'ta Rusların ilerleyişi devam ediyor. Yani bırakalım Rus yayın organlarını, Ukrayna yayın organlarına bile baktığımız zaman her gün sabah böyle internete girdiğimizde işte Rus işgal kuvvetleri şu köyleri ele geçirdi diye her gün yeni yeni köyler Rusların eline geçiyor ve Ruslar orada Pakrovsk ilçesine doğru, Donbas'ta çok kritik bir lojistik merkezi, oraya doğru ilerliyorlar. Dolayısıyla kara savaşlarında Rusya'nın inisiyatifi kırılabilmiş değil. Hava savaşları derken de tabii burada asıl söz konusu olan nokta karşılıklı füze ve İHA savaşları. Ukrayna batıdan son aylarda hava savunma sistemleri aldı. Bu biraz Rusların hava saldırılarının etkisini biraz kırdı diyebiliriz. Fakat Rusya'nın Ukrayna'daki farklı tesislere yönelik yine İHA saldırıları, füze saldırıları devam ediyor. Buna karşılık Ukrayna'da da uzun menzilli İHA'lar üretildi. Ukrayna'da bu şekilde Rusya'nın Avrupa kıtasında yer alan, fakat Rusya'nın epey içerilerinde yer alan, mesela Volgograd gibi, 2. Dünya Savaşı'ndaki adıyla Stalingrad olan kent. Yani kabaca şöyle söyleyelim, doğuya doğru gidin, Hazar Denizi'nden yukarıya doğru çıkın, Volga Nehri'nden biraz yukarıya doğru. Yani Rusya'nın ta içerilerinde yer alan Volgograd'ı Ukrayna İHA'larla vurmaya başladı ve oradaki çeşitli Rus tesisleri, petrol rafinerileri, çeşitli cephanelikler bu şekilde vuruluyor. Tabii burada şu var, Ukrayna ordusu derken bunu aslında biraz Ukrayna artı Batı şeklinde düşünmek lazım. Çünkü Batı silahları ve ayrıca istihbarat konusunda da Batı'dan hiç şüphesiz belli bir destek alınıyor. Sahadaki durumu genel olarak böyle söyleyebiliriz. Kursk'a gelecek olursak, bu arada bir parantez açayım. Benim de bundan tam 20 yıl önce bir yıl kaldım ve Rusça'yı öğrendiğim yer Rusya'nın Kursk şehriydi. Dolayısıyla biraz yakın. 17 yıldır orada yaşıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Ha, evet. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 17 yıldan beri yaşıyorum. 17 yıldan beridir çeşitli yayın organlarına çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. Ayrıca YouTube kanalım var. Günlük gelişmeleri aktardım. Naçizane onu da tavsiye ederim. Evet, konuyu takip edenler. 17 yıldan beridir de. Evet, 17 yıldan beridir
şey diyeyim, Kiev'de gazetecilik yapıyorum. Fakat daha öncesinde Rusçayı ben bir yıl Rusya'da kaldığım zaman Rusya'nın Kursk şehrinde öğrenmiştim. Tam şu anda çatışmaların olduğu ilde geçti öyle bir yılım. Kursk şehrinin tabii tarihsel anlamı şu, dünya tarihindeki en büyük tank muharebesinin gerçekleştiği yer. 1943 yılının Ocak sonu Şubat başında Hitler bütün insan kaynaklarını büyük ölçüde Stalingrad Muharebesi'nde kaybettikten sonra oradan sonra Sovyetlere bir darbe daha indirmek istiyor. Sovyetler tam kendilerini güçlerinin zirvesinde hissederken Ruslara diyor beklenmedik bir darbe indirelim. Cepheyi güneyden Kursk tarafından yaralım diyor ve eldeki tankları büyük ölçüde Kursk Muharebesi'nde kullanıyor. Oradan cepheyi yarmaya çalışıyor. Fakat bir ay kadar süren muharebeler sonucunda Hitler tank kaynaklarında ve uçakları da büyük ölçüde orada kaybediyor ve oradan itibaren de Sovyetler Almanları Berlin'e kadar kovalamaya başlıyor. Dolayısıyla bu ayrıntıyı neden söyledim? İkinci Dünya Savaşı konusu Ruslar açısından son derece kutsal bir konu. Yani kendi tarihlerinde çok gurur duydukları bir konu ve Kursk Muharebesi dendiği zaman da Ruslar açısından son derece gurur verici bir durum. Ve şu anda böyle bir yerde Ruslar bir beklenmedik bir darbe almış durumda. Fakat ben naçizane şunu düşünüyorum, yani gelişmelere de baktığım zaman bunu görüyorum. Şimdi Kursk'a düzenlenen bu Ukrayna'nın Kursk'a saldırısının amacı bir dediğimiz gibi Rusları kuvvet kaydırmak zorunda bırakmaktı. Onun dışında ayrıca bir de iç siyasi amacı vardı Ukrayna'nın böyle bir operasyona girişmesinin. Çünkü Ukrayna'da son bir yıldır moraller epey düşmüştü. Neden? Çünkü Ukrayna hatırlayacağımız üzere geçen yıl bir yaz taarruzuna girişmişti. Rus işgalindeki bölgeleri geri almak üzere bir karşı taarruza girişmişti. Fakat bu karşı taarruz büyük ölçüde sonuçsuz kalmıştı. Ve bir de tabii savaş 2,5 yılı doldurdu. Yani savaşın ilk bir yılındaki o ruh halinden eser kalmamıştı. Şimdi yeniden bir coşku yaratmak, bir de ayrıca Zelenski Ukrayna'da hem milliyetçi kesimlerin ateşine maruz kalıyordu. Milliyetçiler işte nasıl olur da Ruslara karşı bizi zor durumda bırakır diye Zelenski eleştiriyor. Bir de ayrıca Ukrayna'nın güney ve doğu bölgeleri daha çok Rus yanlısı eğilimlerin eskiden de güçlü olduğu bölgeler. O bölgeler de bu savaşta daha çok pasifist bir eğilim sergiliyor. Yani ya yeter artık neden savaşıyoruz Rusya ile diyen kesimler. Zelenski bu iki kesim arasında biraz sıkışmış durumdaydı. Böyle bir taarruz Zelenski'nin ülke içindeki otoritesini kuvvetlendirdi. Ama aynı zamanda bu aslında bir açıdan baktığımız zaman Rusya yönetiminin de Putin yönetiminin de yine otoritesini artırmasını sağlayan bir gelişme oldu. Çünkü Rusya karşısında Ukrayna'yı görmüyor. Rusya karşısında bütün Batı'yı görüyor ve Rusya'nın organlarına baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. İşte görüyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda da faşistler bize tankla saldırıyordu ve bizim bir zamanlar faşizmi yendiğimiz yerde Kursk'ta biz şu anda yeniden bir muharebe veriyoruz şeklinde bir söylem kullanıyorlar. Böylelikle Rus toplumunun büyük çoğunluğu Putin'in Ukrayna'ya olan saldırısını şey olarak görmüyor. Yani böyle artık macera olarak değil de artık kendi varlığımızı savunmak için buna mecburuz şeklinde görüyorlar. Yani onların algısı bu şekilde diyebilirim.